baby. Ballin' in it, baby. Hoppin' out of Lambos and Ferraris in it, baby. Poppin' bottle with a thick red supermodel, baby. They may talk a lot of that, but they can't do a lot of it. Aye, Rico told me turn the lights on. So I grabbed the Audemars, threw the ice on. I'm a bit dog, got them pissed off. A lot of nigga rappin', ain't none near raw. They like, hey, look at T.I., ballin' in the P.I. Bunch of bad bitches with her lookin' like a Leo. We just pull up, hop out, go in, show out. Buy the whole bar, pop bottles, go hard. This club so packed. These hoes so drunk, this club so packed. These hoes so drunk, this club so packed. These hoes so drunk. I got a bottle, got a bottle, got a molly, got a bottle. Evet, Five Magazine Türkiye'nin ilk sayısı ve ilk sayıda harika bir adam var konuğum olarak. Hem milli takım hem de Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımının en skorerlerinden İsmail'a. İsmail, çok teşekkür ederim abi hakikaten. Hem bizi kabul ettin bu harika gün için burada. Hem çekimler için seni yorduk. Hem de ilk sayıda konuğumuz olduğu için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle. Çok güzel bir çekimde. Çok eğlendik. Ben de eğlendim. Biraz madar ettin beni gerçi ama olur o kadar. Olsun. Yani. İlk sefer için çok yedim bence. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hakim olması bile çok kolay değil hakikaten. Bir de bunun üzerinde spor yapmak bayağı zor. Siz bunu hakikaten beceriyorsunuz. Çok takdire şayan hakikaten de. Sezona döneyim hemen. Bu sezon nasıl geçti? Birazcık ondan bahsedelim istersen. Oldukça iyi başladı. Bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'ni finalde kaybettikten sonra takım yeni bir yapılanmaya girdi. Çok başarılı bir sezon geçirdik. Hem milli takım hem Galatasaray olarak. Galatasaray'la dünya, Türkiye. Ne varsa. Sonrasında evet, ne varsa sildik süpürdük. Şunu hep merak ediyorum. Amerika mesela hani basketbolda böyle force eden bir ülkedir mi normalde? Bu sporda da öyle mi? Bu sporda öyle değil. Amerika sadece bu sporda üniversitelerde öğrencilere, yabancı öğrencilere burs vererek belli üniversiteler kendi arasında bir lig oynuyorlar. Onun da adını yine NBA diye koymuşlar, WNBA diye. Hı hı. Çok başarılı değiller. Biz kıtalar arasında Amerika şampiyonluğuyla da karşılaştık. Hı hı. Yani maç 40 oldu. Öyle mi? Evet. Pek çok milli takım maçlarında da bench'te çok fazla oyuncuyla oynayamıyoruz galiba. Yani evet. Böyle iyi oyuncularımız var ama onlar sahadalar ama onları dinlendirip yerine yeni oyuncu sokacağımız çok durum çok fazla yaratılamıyor. Bu yeni oyuncu yetiştiremiyoruz anlamına mı geliyor? Bizim sporun da problemi bu. Hı hı. Biz futbolcu gibi 7 yaşında spora başlamıyoruz. Biz 14 yaşında, ben mesela 14 yaşında sakatlanıp 20 yaşında spora başladım. Hı hı. Ben çok şey kaybettim. Ben eğer bir Avustralya'da yaşamış olsaydım, ben 14 yaşında sakatlandığımda ben 15 yaşında spora başlamıştım. Yani şu anda ben 13-14 senelik sporcuydum. Evet. Biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. En verimli çağlarımı yaşıyorum ben. Normalde benim en verimli çağlarım 20-21 olması lazımdı. Evet. Ben o zaman çaylaklık dönemimi geçirdim. Mesela yurt dışına bir örnek verirsem, en yakın Avustralya'da milli takım sporcuları görevli. Hı hı. Fahri bu görevi yapıyorlar. Mesela yani benim yaşımda bir çocuk sakatlandı, iyileşemeyecek, bir uzunluğu kaybetti. Bana federasyondan mail geliyor, İsmail bugün bu saatte bu hastanede olacaksın. Tek ayak sandalye basketboluna bu arkadaşımıza tanıtımını yapacaksın. Hı hı. Onu bir türlü hayata bağlıyorlar. Hı hı. Yani tek ayak sandalye basketbolu oynaması şart değil. Hı hı. Herhangi bir spora. Herhangi bir spor. Hayata bağlanması için, sporla evet. Bağlanması. İlk önce rehabilitasyon amaçlı, sonradan bu işten hayatını kazanabilir bir insan çıkabilir. Aynı benim olduğum gibi. Aynen öyle. Son olarak bundan sonrasını söyleyeyim. Bundan sonrası için neler hedefliyorsun? Şu anda ilk hedefim Dünya Kupası tabii ki. Dünya Kupası'nda bir altın madalya kazanmak istiyorum. Ama en büyük hedefim olimpiyatlarda madalya kazanmak. Paralimpiklerde öncelikle. Özellikle 2020'de o ay yıldızı formayı İstanbul'da giymek istiyorum. Belki yaşım biraz daha geçmiş olacak. Ama takımın abilerinden biri olarak o kadroda bulunmak istiyorum. Orada da madalya alırsak spor hayatımı noktalamak istiyorum. Ben bulunacağına eminim. Çok teşekkür ediyorum. Hem bu güzel harika gün için bizi ağırladığın buralarda. Hem çekim için seni yorduk. Hem de tabii ki en çok da Fight Magazine Türkiye'nin bir ilk sayısında yer aldığın için çok teşekkür ediyorum sana. Oldukça eğlenceli bir gündü benim için. Zevkli. İlk sayınız hayırlı olsun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
İyidir. İyidir. İlk sefer için çok iyidir. Eyvallah.